Evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü konumuz Bezaman Hazretlerinden talebelerine çok kısa iki hatırayı arz edeceğim inşallah. Birinci hatıra, Müzaffer Hasan ağabeye sormuşlar. Üstadın Konya'dan gelen Nur talebelerine Risale-i Nur'un sizin hizmetinize ihtiyacı yok ifadesini kullandığı hatırayı siz nasıl biliyorsunuz? Mümkünse anlatır mısınız? Müzaffer abi şöyle anlatmış. Halici Sabri abi Üsa'da gelerek yorgancı Mehmet Parlayan abinin cahil olduğunu, hizmete pek anlamadığını belirtir. Daha sonra Mehmet Parlayan abi Üsa'da gelir. Halici Sabri abinin hep kendisini nazara verdiğini, derslerde hep kendisinin konuştuğunu söyler ve kitap satma işlerini kendisine vermesini ister. Üstad da her ikisine muhtelif zamanlarda ama aynı olan şu cevabı verir. Siz gidin kendi aranızda anlaşın. Aranızdaki tesanüdü muhafaza edin, o yeter. Risale-i Nur'un sizin hizmetinize ihtiyacı yok. Yine başka bir zaman Konyalılar üstada gelerek Konya'da pek hizmet olmadığını söylerler. Üstad der ki bir yerde bulunan Nur talebeleri hizmete perde olmazsa orada hizmet olur. Bir diğer hatıra ise Said Özdemir abiden dinleyelim. Emir Dağ'a üstadı ziyarete gider. Üstadını her zamankinden daha hasta ve halsiz görünce üzülür. Hizmetin geleceği hakkında bazı endişelerini dile getirir. Üstad, kardeşim, siz hizmeti düşünmeyin, hizmeti en muhalife dahi Cenab-ı Hak yaptırır. Sizin düşüneceğiniz uhuvvet, muhabbet, itihad ve tesanüttür. Bugün bize en fazla lazım olan da budur, diyerek endişelerini izale eder. Bu iki hatıradan şunu anlıyoruz. Risale-i Nur'un temsilcisi konumda görünenler ona gölge düşürmesinler. Ona perde olmasınlar, ona ayna olsunlar yeterdir. Bezaman Hazretleri Kastamonu Hayıkası'nda talebelerin hizmete terakki etmeleri için şöyle bir uyarıda bulmuş. Hadiden fazla fevkalade husn-u zan ve müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sabakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Bu şekilde ölçü vermiştir Hazreti Bezaman. Risale-i Nur tesanüden, şefkatten, muhabbetten, uhuvvetten, ittifaktan, ittihattan ve ihlastan bahsediyor. Risale-i Nur İslam'ın ve Kur'an'ın ilmi, hali ve ahlakıdır. O zaman bu hal ve bu ahlak, yani muhabbet, uhuvvet, ittifak, ittihat ve ihlas herkesten ziyade Risale-i Nur'u okuyanların yaşama biçimde görmelidir. Risale-i Nur'ların müellifi Said Nursi Hazretleri İslam'ın sadece dili değildir. O aynı zamanda İslam'ın halidir ve Resulullah'ın ahlakıdır. Onun davet şekli kavli leyin, yani yumuşak söz ve müsbet hareket onun hareket tarzıdır. Keza mektubat hakikat çekirdeklerinde Bezaman Hazretleri bir dava adamı koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Çünkü koyun yavrusuna süt verir, yani yaşadığını ve üretimi verir. Kuş yavrusuna kay, yani kusmuğunu verir. Kuş yaşamadığını,
ve üretmediğini verir. Cenab-ı Allah cümlemizi koyun misali üretenlerden eylesin. İfrat ve tefritten kaçmayı, doğru istikamet üzere yaşamayı nasip etsin. Amin.